Blender'ımı yanıma aldım. Peki ilk olarak ne yapacağız? Şöyle semizotuna ihtiyacım var. Sadece yaprakları unutmayın. Bakın iki tutam dolu dolu koydum. Hadi canım çekti biraz daha koyalım. İlk olarak bunun üzerine bir su bardağı kadar su ekliyorsunuz. Neden? Önce bunu püre haline getireceğiz. Hemen düğmesini çalıştırıyorum. Aynen böyle yeşil ve hafif taneli semizotu elde ediyoruz. Sulu tabii ki. Şimdi bu tarifte ne var? Birazcık süt var. Süt buna böyle yumuşak bir dokunuş yapacak ve çok yakışacak. Ben ayran yaparken hem süzme yoğurt hem de ev yoğurdu kullanıyorum. Çünkü tamamen süzme yoğurt kullandığımda bana bir tık ekşi geliyor. Bu şekilde daha çok seviyorum. Onları da hemen blender'ıma aldım. İçine sütümü ekliyorum. Tabii ki tuz. Şöyle bir çay kaşığı kadar tuz ekledim. Şimdi tekrar düğmeye basacağım. Şimdi biraz daha su ekliyorum. Kıvamını nasıl seviyorsanız öyle ayarlayabilirsiniz. Bu kadar yeter. Tekrar düğmeye basacağım. Malum yaz ayındayız. Ben bunu böyle buzlu buzlu, birazcık frozen gibi içmeyi çok seviyorum. O yüzden zaten blender kullanıyorum. Şimdi bunun içine biraz buz gönderiyorum. Düğmeye basıyorum ve reklamlara gidiyorum. Reklamlardan sonra tüm bu lezzetlerin hepsi, tamamı burada olacak. Servise tabii ki ayranımla başlamak istiyorum. Çünkü hava çok sıcak. Birazcık serinlemeye ihtiyacım var. Bakın köpük köpük çok da güzel görünüyor. Şimdi şöyle bir torpil yapacağım kendime. Köpüklerini üstten alıp bardağıma ekleyeceğim. Aynen böyle. Ayranım hazır. Şöyle arkaya aldım.